Dur dur. Atma sakın. Tuz şeker yok dedi Azade Hanım. Hasta için bu kızım. Hande'lere gidecek ya. Hay Allah ya. Unuttum ben Hande için olduğunu. Duydun değil mi? Kafası gitmiş iyice düşünce. Duydum duydum. Allah yardımcısı olsun. Tabii numaramı değil mi? Çözemedim ben. Ya Ferit Bey'le hala evleneceğini sanıyormuş. Vallahi kafasına taş düşsün diye çok içimden geçirdiydim. Gitti kafası taşa düştü ya. Sus kızım. Duyacak şimdi biri. Bugün sosyal hizmetlerden bizi ziyarete gelecekler ve bize bazı sorular soracaklar. Niye bana sorular soracaklar ki? İşte sen burada mutlu musun? Ben sana iyi bakıyor muyum falan öyle şeyler. Bediye yenge. Levancığım. Yetimhaneden mi geleceklermiş? Hmm. Yalnız sen acaba önce mutfaktaki işleri mi halletseydin? Tamam. Gelip gitsinler ben hallederim. Veda Sancakzade. Benim, hoş geldiniz. Siz de sosyal hizmetler görevlileri olsanız gerek değil mi? Buyurun buyurun oturun lütfen, ayakta kalmayın. Hoş geldin evine güzel kızım. Yavaş ol annem, yorma kendini. Şimdi dönüyor mu? Yok dönmüyor. Ben yürürüm kendim. Bırakın. Hande Hanım hoş geldiniz. Maşallah çok güzel görünüyorsunuz. Sağ ol Fatoş'cum. Bak sana yatak yaptırdım güzel kızım. Odan da sıkılma diye. Az kızım. Anne hasta muamelesi yapma artık. Çok sıkıldım. Kimi arıyorsun hastaneden çıkar çıkmaz yavrum? Kimi olacak müstakbel kocama Allah Allah. Küstüm ben sana. Neredesin? Aramayacaktım aslında ama neyse. Düğün haftamızı boşa çıkarmak için çok çalışıyorsun herhalde. Bitmedi mi işin? Unuttun beni. Neyi unuttum Hande? Ya sen mi çarptın kafanı bir yere sanki? Unuttun beni unuttun. Hastaneden çıktım ya. Eve geldim. Doğru unutmuşum kusura bakma. Hadi gelmeyecek misin beni görmeye? Çok özledim ben seni. Olur gelirim tamam. Tamam bekletme ama. Çok seviyorum seni. Ferit abi. Hayati ne haber? Nasılsın? Ne zaman bitiyor okul? Ne zaman mimar çıkacaksın? Son sınıf abi. Bitiyor. İyidir. Hadi bakalım. Şimdiden gözün aydın. Okulun bitince gel yanıma. Tamam mı? Hayati. Benim senden bir ricam olacak. Bana yardımcı olur musun? Başım üstüne abi. Buyur. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin yenge. Elinizde ne kadar künefe kaldı? Yengem bir ustaya sorsun gelsin hemen. Elimizde kaç künefe var? 50 tane. Usta 50 tane hazırlarım dedi. Hayırdır? Düğün falan mı var? Aynen yenge. Hepsini alayım ben paket olsun. Künefeler hazırlanırken sen de otur istersen bir çay iç. Odamızda, yatağımızda gayet düzenliydi. Erken yatmaya da özen gösteriyoruz. Değil mi Zeytin? Evet. Biz birbirimizi hiç üzmüyoruz zaten. Hem çok da alıştık. Eşinizi göremedik Veda Hanım. İşteler sanırım. Evet. İhsan Bey'in yurt dışında bir fuara katılması gerekiyordu. İşlerini bitirir bitirmez o da hemen dönecek. Ne zaman dönerler? Kendisiyle de görüşmemiz gerekecek. Onun da Zeytin'le olan ilişkisi bizim için önemli. Tabii.
Merhaba, hoş geldiniz. Ben Azade Sancakzade. Sancakzade Holding'in yönetim kurulu başkanıyım. Sosyal hizmetlerden herhalde. Müdürünüz Refik Bey nasıllar? İyiler, sağ olun. Biz de rutin teftiş için gelmiştik. Evet, anlıyorum. Size kahve ikram edelim. Nasıl içersiniz kahvenizi? Teşekkür ederiz. Biz fazla kalmayalım. Bunu tanışma ziyareti sayalım. Zaten her şey yolunda görünüyor. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Refik Bey'e selamlarımı iletin. Ayrıca konağımızda Zeytin'e çok iyi bakıldığını da söyleyebilirsiniz. Bediye Hanım, Zeytin için büyük bir şans. Ona öz annesi gibi bakıyor. Refik Bey'e selamlarınızı ileteceğiz. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Beni çok şaşırttın Azade. Desteğin için sağ ol. Borcumuz çoğalıyor. Hayırlısı olsun Veda. Yaramazlık yapmak yok. Acıktın mı? Oo Sinan abi hoş geldin. Gel otur. Kahve içer miyiz? Yok sağ ol. Kahve dokunuyor sağ ol. Bu bizim otel kredisi onaylanmış öyle mi? Aynen abi. O konu tamam ya, onda sıkıntı yok. Yani bize kredi vermeyecek bankam var Allah aşkına. Ha bu arada Azade Hanım toplantıyı akşama aldı. Orada da konuşuruz zaten. Şimdi oteli tek başımıza dikiyoruz öyle diyorsun yani ha? Aynen abi. Yani bence ileriye yönelik çok karlı bir yatırım oldu. Herkesin gözü üzerimizde olacak. Bakacağız. Hayır mı şer mi göreceğiz. Abi kafana takılan bir şey varsa tekrar üstünden geçebiliriz. Ya da toplantıda konuşuruz. Ha? Şey. Abi müsaade var mı, ben bir telefona bakayım. Otur lan otur, çıkıyorum ben zaten. Hadi. Tamam. Alo. Ya başına ne geldi hiç farkında değil. Böyle geçmiş ışınlanmış gibi. Ya Yaman bir görsen halini. O kadar acınacak durumda ki. Çok üzülüyorum. Kiminle konuşuyorsun? Yaman'la konuşuyorum canım. Çok selam söylüyor sana. Öyle selamla olmaz. Ver telefonu. Tamam Hande'ye veriyorum canım şimdi. Hadi görüşürüz. Neredesin sen kaçak? Niye aramıyorsun beni? Ya işler yoğundu da ben şey yapamadım. Ama iyi haberlerini aldım. Geçmiş olsun. Başlatma şimdi işini. Gel eve hadi. Hiç mi merak etmiyorsun ya? Tamam ben akşam uğrarım yanına senin. Tamam. Tamam. Ne oldu bu Yaman'a ya? Hep arıyordu beni. Seninle konuşmuyordu doğru düzgün. Niye şimdi seni arıyor ki? Ulaşamamıştır sana, o yüzden aramıştır beni. Sen bilmiyorsun onu. Ne Yaman'dır o. Her yerde buluyor beni. Azade anne. Hoş geldiniz. Canım, hoş bulduk. Eltim de gelmiş. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş bulduk. Leman hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman siz geçin böyle. Ben bir kahve yapayım, hem de anneme haber vereyim. Buyurun. Bu bankadan kredi almak meselesi nereden çıktı? Ha, tek başımıza bu devirde otel inşaatını nasıl karşılayabiliriz biz? Mümkün değil. Nasıl? Bugün mü toplanıyorlar? Tamam Cengiz, sen kapat. Kapat, geliyorum. Bol tarçınlı sıcak salep. Seversiniz diye düşündüm. Hem sinirlere de iyi gelir. Çok teşekkür ederim Feray. Afiyet olsun. Ben Feray değilim. Saadet. Affedersin, bazen saçmalıyorum işte. Salep çok güzel olmuş. Demek ki afiyet olsun. Feray'ı beni benzettiğiniz kişi. Değil mi?
kızmadın bana değil mi? Saadet. Hayır canım, niye kızayım? Hatta sizi mutlu edecekse... yani Feraye de olabilirim. Ama tercihim Saadet olmak. Elbette. Saadet. Kalp Yarısı ATV'de.